Evet arkadaşlar sizinle biraz fonksiyonlarda grafik okuma sorularını çözelim. Okuması nispeten kolay olan bir soruyla başlayalım şöyle. Şimdi şuradan başlayalım. Ne diyor? Önce burada f 3'ü bileşke olduğu için önce f 3'ü bulmamız gerekecek. Hemen f fonksiyonu pembe olan fonksiyon. Orada gidiyorum. Eksi 3. f 3 burada nedir? 0. O zaman sırada ne bulmak var? g 0'ı. Değil mi? Bu Sıfır olduğu için sırada G sıfırı bulmak var. G fonksiyonuna gidiyorum. G fonksiyonu şu fonksiyon. O zaman G'de sıfır nereye kadar gitmiş? 4'e kadar gitmiş. O zaman ilk kısmımızın cevabı 4. Artı F2'yi bulalım. F2 F'de 2. 2 neyle işleşmiş? 3 ile işleşmiş. O yüzden burası 3 oldu. Bölüm. Daha sonra aşağıda ne var? G8 G'de 8 G fonksiyonuna gidiyorum. 8 bakın burada direkt 0. ve bu 0 olduğu için şimdi sırada F 0'ı bulmak var. 0'a gidiyorum ve F'e D ne kadar gittiğim zaman nereye geliyorum? 1'e geliyorum. O zaman bu aşağının cevabı da F bileşke G8'in cevabı da 1'miş. Daha sonra G 16. G 16'ya bakmamız lazım. Bakalım. G fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon ama 16 ortalıkta yok değil mi? O yüzden doğrusal olduğu için onu kendimiz bulmamız gerekecek. Bunu eğimden yapabiliriz. Şimdi g fonksiyonunun g fonksiyonunun eğimine bakacağımız zaman bakın 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 ama sola yatık eksi 1 bölü 2. Şimdi bana ne lazım? G16. O yüzden bunu 16'ya kadar götürmem gerekecek. Öyle değil mi? Şöyle çekiyorum bunu ve burada 16 olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğimim hiçbir zaman değişmez. Eğimim hep ne olması gerekecek? Eğimimin eğimimin hep 1 bölü 2 oranında olması gerekecek. Şimdi sen toplamda şurası 16. Yani şurada 16 var. Şu asası. O zaman burasının 8 olması gerekecek. Öyle değil mi? Burası 8 olacaksa eğer zaten şu kısım 4'tü. O zaman aşağıya da 4 geldi. E, grafiğin alt kısmına indiğin için şuradaki noktamız ne oldu? Şuraya açık yazalım. Eksi 4. O zaman 16 ne ile eşleşti? Eksi 4 O zaman G 16'mız eksi 4'müş. Bu halde yukarısı 7 aşağısı eksi 3 oldu. Devamımız eksi 7 Böyle 3 olacak o zaman. Evet şimdi burada fx'in sıfırdan büyük olmasını istiyor değil mi? fx dediğimiz şey neydi? y idi. O zaman y'nin sıfırdan büyük olması lazım. Y nerede sıfırdan büyük? Tabii ki. Bu koordinat sisteminin üst kısmında y sıfırdan büyük. Peki burayı taradığımızda hangi x'lere denk geliyor bu? O zaman bak şurada sıfırla 8 arasında yukarıda. Şimdi burada sıfır olsun diyor mu sana? Ol. Değil. Çünkü dahillik yok. O zaman sıfırla 6 arasına önce bir bakalım hangi sayılar var burada 1 2 3 4 5 6 da tam 0 olduğu için bunu alamıyorsun sonra 7 ve sonra 8 Şimdi burada da ne demiş? fx bu sefer sıfırdan küçük olsun diyor ama eşit de olabilir. O zaman burada dikkat etmen gereken şey tamam sıfırdan küçük yani grafiğin altında kalan oraya tekabül eden x'leri seçmen lazım. Ama aynı zamanda sıfır olanları da alacağız bu sefer. Şimdi o zaman bakalım. Eksi 7'den başlıyorum. Bak eksi 7 grafiğin aşağısında öyle değil mi? Eksi 7. Sonra ne var? Eksi 6. Yazmasa da orada olduğunu biliyorum. Sonra eksi 5 şöyle yazalım. Eksi 5'i bu sefer alıyorum çünkü 0 yapmış. Daha sonra bak eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 bunlar pozitif değerler alıyor. Yukarıda kesiyorlar. Ta ki 2'ye kadar. 2'de tekrar ne oluyor bu? Tekrar negatif oluyor. Daha sonra 3, 4, 5 ve 6. Burada yine ne oldu? Hepsi negatif. 6'dan sonra 6 0 daha sonra mesela 7 de pozitif, 8 de pozitif diye bitiyor. O zaman bu sayıları toplayıp cevabı işaretleyeceğiz. Bu da tamam. Şimdi bir diğerine bakalım. Şuradan seçelim bir tane. Şimdi şuna yaklaşalım. Ne diyor burada? fx'imizi vermiş. Dikkat et. Bize x artı 3'ün sıfır eşitliğini. O zaman bunu iki türlü çözebilirsin. Ötelemeyi öğrendik değil mi? fx verdiğinde fx verdiğinde daha sonra artı 3 diyorsa bu içerideki artı 3 ne demekti? x ekseninde öteleme. Peki artı ne demekti? Sol. O zaman yapman gereken şey burada yazan değerleri 3 birim sola kaydırmak. 3 birim sola kaydırırsan artık sen fx artı 3 grafiğini çizmiş olacaksın. O zaman bak eksi 4'ü 3 birim kaydır. Eksi 7. 2'yi 3 birim kaydır. Eksi 1. 7'yi eksi 3 birim kaydır. Ne olur? 4. O zaman elinde yani bu denklemin kökleri bunlar olacak. Peki bunu başka türlü nasıl yapabilirdin? Şöyle yapabilirdin. Şimdi sen bu fonksiyonda mesela fx fonksiyonda ne biliyorsun? f eksi 4 0. Öyle değil mi? Şuraya yazacaksak. f eksi 4 0. E o zaman buranın eksi 4 olması için x yerine ne yazman lazım? Eksi 7. Mesela f2'nin 0 olduğunu biliyorsun. Peki buranın 2 olması için yazman gereken değer ne? Eksi 1. Aynı şekilde 4 yazarsan da 7 oluyor bak. Tamam. O yüzden bu sefer bunların toplamını istemiş oluyor benden. Evet. Burada da bak f x artı 3'ü vermiş sana ve Fx eksi 2 ile alakalı bir şey soruyor. Şimdi şunu düşün. x artı 3 verilmiş. Daha sonra nereye geçilmiş? X eksi 2'ye. Yani bak ne olmuş? Artı 3 eksi 2. Yani eksi 5 olmuş. Yani fonksiyonda şöyle yapmışsın. Fx'miş. Fx eksi 5 yapmışsın. Grafiğin içinde. Yani şeyin içinde. Parantezin içinde eksi 5 demektir bu. Öyle değil mi? Parantezin içinde eksi 5 ne demekti? x ekseninde sağa doğru 5 birim kay. O zaman sen bu denklemi sıfır yapan yerleri bulabilmek için grafiği önce 5 birim sağa kaydırman lazım. Yani illa grafiği kaydırmana gerek yok. Eksi 2'ye 5 ekle nereye gelir bu? 3'e. 5'e Beşe 5 ekle nereye gelir bu? 10'a. O zaman senin aradığın 3 ve 10 değerleri artık işte toplamını mı soruyor, çarpımını mı soruyor? Onu artık soru neyse ona göre karar verirsin. Şimdi Diğer sorumuza bakalım. Burada yine bir bileşke. Ve burada dikkat edersen sonucu biliyorsun. O yüzden ilk şuna bak. F'in kaç olmasını istiyorsun sen? 2. Hemen bakıyorum. Bu da zaten fx grafiği. Peki f 2 nerede 2? F nerede 2 olmuş? Sıfırda değil mi? O zaman f 0'ın 2 olduğunu biliyorum. ben f 0 2'ymiş. Pekala, burada bileşke fonksiyon olduğu için, f'in içinde ne var? f x eksi 1 var. Bu kaçmış 2. O zaman f 0 2 dediğim için şu kısmın 0 olmasını istiyorum yani. Yani şimdi arayacağım şey şu. fx eksi 1 eşittir 0 olmasını istiyorum. Peki ben ama fx'in sıfır olduğu yerleri biliyorum. fx nerelerde sıfır arkadaşlar? fx'e baktığımız zaman eksi 1'de 1'de ve 4'te 0. Bunu şöyle yapabilirsin. fx'den fx eksi 1'e geçerken ne yapıyorduk? Bu parantezin içindeyse x eksenine göre ötelemeydi eksi ise sağa doğru ötelemeydi. Öyle değil mi? Yani fx'den fx eksi 1'e geçeceksem eğer bu grafik bir birim sağa kayacak. Yani aslında bu kestiğim noktalar birer artacak. Yani eksi 1'di artık ne olacak? 0, 1'di, 2 olacak, 4'tü, 5 olacak. O yüzden bunları topladığında cevap 7 olacak. Şöyle de düşünebilirsin. Sen F-1'in 0 olduğunu biliyorsun öyle değil mi? Ya da F1'in sıfır olduğunu ya da F4'ün sıfır olduğunu biliyorsun. O zaman mesela F4'ün sıfır olduğunu biliyorsan burayı 4 yapacak değer. Burayı 4 yapacak değer ne? 5. İşte 1 yapacak değer ne? 2. Eksi 1 yapacak değer ne? 0. Buradan da gidebilirsin. Evet yine bir doğrusal fonksiyon grafiği bileşke fonksiyonla birleştirilmiş map kazanım testlerinden. Şimdi başlayalım. Öncelikle neyi bulmamız gerekecek burada? Öncelikle tabii ki nereden başlıyoruz? F eksi 2'den. Gidiyorum F eksi 2'ye bakıyorum. Nedir cevabımız? 0. Yani şu kısım sıfır. Şimdi sırada ne var? Sırada F 0'ı bulmak var. Tamam. O zaman F0 bulacağım ama F0 dikkat edersen şuradan gitmiş ve şurada bunun cevabı. Ama orayı bilmiyorum. O zaman yine ne yapacağım? Eğimden yardım alacağım. Çünkü bu doğrunun eğimi hiçbir zaman değişmez. Eğime bakacak olursak dikkat edersek burası 4 birim. Burası da 4 birim. Burada bir üçgen oluşturduğunda 4 bölü 4'ten eğimimiz ne çıkıyor? 1. O zaman eğimimiz her zaman 1 olmalı. E, o yüzden burası burası 2 birim olduğu için eğimin yine 1 çıkması için buranın 2 olması gerekecek. O zaman burası 2 olduğu için de değil mi? Bizim f sıfırımızın sonucu ne olacak? 2. O zaman f sıfırı da bulduk. Şimdi sırada ne var? f2'yi bulmak var. f2 de zaten grafikte verilmiş. f2 direkt neye gidiyor? 4'e. O zaman cevabımız ne olacak? 4. Evet geldik doğrusal fonksiyon sorusuna. Şimdi bunu iki türlü çözebiliriz arkadaşlar. Bir analitik geometriden. Analitik geometriden nasıl? Ee, ben bu doğrunun denklemini yazarım. Denklemi yazdıktan sonra denkleme eksi 6 yazarsam bunun sonucunu bulurum. Denklemi 3'e eşitlersem de bunun sonucunu bulurum. F'in tersinde 3'ü sorduğu için. Bir onu yapalım o zaman öncelikle. Şimdi çeşitli e, analitik geometride çeşitli denklem yazma kurallarımız vardı biliyorsunuz. Bunun da aslında bir formülü var. İşte x'i kestiği ve y y'i kestiği yerler bilinince x bölü x'i kestiği nokta, y bölü y y'i kestiği nokta gibi çözüyorduk. Ama ben genelde biz doğruları nasıl gösteriyoruz? y eşittir mx artı n şeklinde öyle değil mi? Ben şuradan yapıyorum. m her zaman eğim değil miydi? Bu doğrunun eğimini 1 bölü 2. Sağ yatık olduğu için artı 1 bölü 2. O zaman bu doğrunun denklemi y eşittir. 1 bölü 2 x artı ya da eksi diye devam edeceğiz. Buraya nasıl devam edebiliriz? Bak 0 koyduğunda kaç çıkıyor cevap? 1. O zaman 0 koyduğunda 1 çıkacaksa buraya 1 yazman yeterli. Denklem yani 1 bölü 2 x artı 1'miş. O zaman eksi 6 yaz buraya. Yani bu denkleme eksi 6 yaz. Sonucu bul. Bu cevabı sana verecek. Bu denklemi 3'e eşitleyip çünkü f'in tersinde 3 dediği zaman ne yapıyorduk? Denklemi 3'e eşitleyip x'i buluyorduk. Denklemi 3'e eşitleyip x'i bul. Bunun sonucunu buldun. Bunun sonucunu buldun. Buradan bir cevap gelir. Daha sonra bunu grafikte eğim üzerinden de yapabilirsin. Nasıl yaparsın? E bu doğrunun eğimi biz ne dedik bu doğrunun eğimine? 1 bölü 2. O zaman her yerde 1 bölü 2 olmalı. O zaman eksi 6'daki eğimini bulursun. Şöyle uzatırsın bunu. Buraya eksi 6 diyeceksin. Öyle değil mi? Bunu çizdiğin zaman şurası şurası şeyi değiştirelim. Şurası 6 birim öyle değil mi? O zaman burası da 6 birim. E 1 bölü 2 olabilmesi için 3 bölü 6 olması lazım değil mi? 3 bölü 6 yazabilmen lazım. O zaman şuranın 2 birim olması gerekiyor. O zaman buranın ne olması gerekiyor? Eksi 2. Hop bak eksi 6'yı buldun. F eksi 6 eksi 2'ymiş. Peki sonucunun 3'e gitmesini mi istiyorsun? Yani sonucunun 3 olmasını istiyorsun. Kalemimizi yine değiştirelim. Yeşil yapalım. Bu sefer sonucumuzun 3 olmasını istiyorum ben. Yine şuradan çiziyorum. Bunu birleştiriyorum. Ve eğimin bak eğimin her zaman ve her zaman ne olmalı dedik. Eğimimiz her zaman 1 bölü 2 hiçbir zaman değişmez. Şimdi şurası dikkat edersen 1'den 3'e çıktı bak değil mi? 1'den 3'e çıktı. 2 birim. O zaman şurası 2 birim. E o zaman bizim eğimimiz bizim eğimimiz şurası 1 bölü 2 olması için 2'yi neye oranlaman lazım? 4'e. O zaman burası 4 birim oldu. E burası da 4 birim olacak. O zaman buradaki de 4. O zaman f'in tersinde 3. F'in tersinde 3 arkadaşlar. Kaça geliyormuş? 4'e. O zaman bu da 4 olacak. E topladığında 2 olacaktır cevap. Evet geldik doğrusal fonksiyon sorusuna. Şimdi bunu iki türlü çözebiliriz arkadaşlar. Bir analitik geometriden. Analitik geometriden nasıl? Ben bu doğrunun denklemini yazarım. Denklemi yazdıktan sonra denkleme eksi 6 yazarsam bunun sonucunu bulurum. Denklemi 3'e eşitlersem de bunun sonucunu bulurum. F'in tersinde 3'ü sorduğu için. Bir onu yapalım o zaman öncelikle. Şimdi çeşitli e, analitik geometri, çeşitli denklem yazma kurallarımız vardı biliyorsunuz. Bunun da aslında bir formülü var işte x'i kestiği ve y'i kestiği yerler bilinince x bölü x'i kestiği nokta y bölü y y'i kestiği nokta gibi çözüyorduk. Ama ben genelde biz doğruları nasıl gösteriyoruz? y eşittir mx artı n şeklinde öyle değil mi? Ben şuradan yapıyorum. m her zaman eğim değil miydi? Bu doğrunun eğimini 1 bölü 2. Sağ yatık olduğu için artı 1 bölü 2. O zaman bu doğrunun denklemi y eşittir. 1 bölü 2x artı ya da eksi diye devam edeceğiz. Buraya nasıl devam edebiliriz? Bak sıfır koyduğunda kaç çıkıyor cevap? 1. O zaman sıfır koyduğunda 1 çıkacaksa buraya 1 yazman yeterli. Denklem yani 1 bölü 2x artı 1'miş. O zaman eksi 6 yaz buraya. Yani bu denkleme eksi 6 yaz. Sonucu bul. Bu cevabı sana verecek. Bu denklemi 3'e eşitleyip, çünkü f'in tersinde 3 dediği zaman ne yapıyorduk? Denklemi 3'e eşitleyip x'i buluyorduk. Denklemi 3'e eşitleyip x'i bul, bunun sonucunu buldun, bunun sonucunu buldun. Buradan bir cevap gelir. Daha sonra bunu grafikte eğim üzerinden de yapabilirsin. Nasıl yaparsın? E bu doğrunun eğimi, biz ne dedik bu doğrunun eğimine? 1 bölü 2, o zaman her yerde 1 bölü 2 olmalı. O zaman -6'daki y'mini bulursun Şöyle uzatırsın bunu. Buraya -6 diyeceksin. Öyle değil mi? Bunu çizdiğin zaman şurası, şurası şeyi değiştirelim. Şurası 6 birim öyle değil mi? O zaman burası da 6 birim. E 1/2 olabilmesi için 3/6 olması lazım, değil mi? 3/6 yazabilmen lazım. O zaman şuranın iki birim olması gerekiyor. O zaman buranın ne olması gerekiyor? Eksi 2. Hop bak eksi 6'yı buldun. F eksi 6 eksi 2'ymiş. Peki sonucunun 3'e gitmesini mi istiyorsun? Yani sonucunun 3 olmasını istiyorsun. Kalemimizi yine değiştirelim. Yeşil yapalım. Bu sefer sonucumuzun 3 olmasını istiyorum ben. Yine şuradan çiziyorum. Bunu birleştiriyorum. Ve eğimin bak eğimin her zaman ve her zaman ne olmalı dedik? eğimimiz her zaman 1 bölü 2 hiçbir zaman değişmez. Şimdi şurası dikkat edersen 1'den 3'e çıktı bak değil mi? 1'den 3'e çıktı. 2 birim. O zaman şurası 2 birim. E o zaman bizim eğimimiz bizim eğimimiz şurası 1 bölü 2 olması için 2'yi neye oranlaman lazım? 4'e. O zaman burası 4 birim oldu. E burası da 4 birim olacak. O zaman buradaki de 4. O zaman f'in tersinde 3, f'in tersinde 3 arkadaşlar kaça geliyormuş? 4'e. O zaman bu da 4 olacak. E topladığında 2 olacaktır cevap. Evet geldik. Şimdi bu tarz sorular aslında en zor görünen bir o kadar da kolay sorulardır. Şimdi burada ne diyor? fx'in 3 bölü 2 olmasını istiyor öyle değil mi? Şimdi sen de grafiğe bakıyorsun ya bu 3 bölü 2 hiçbir yerde yok çizmemiş işte. ben nasıl gideceğim bu x hangi x nereye gidiyor. 3 bölü 2'yi nereden bulacağım. Ee, i̇şte grafiğin denklemini yazmaya çalışsan yazamayacaksın. Bla 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 ama bunlara hiçbir gerek yok aslında. Şimdi sen sonucun 3 bölü 2 olmasını istiyorsun değil mi? Buna odaklanacaksın. Peki 3 bölü 2 nerede? Yani y 3 bölü 2 nerede? Tam şurada bir yerde öyle değil mi? 1 ile 2'nin arasında. Demek ki sen yani nereden gelirsen gel sonucun burada olması gerekiyor. Yani senin cevabının 3 bölü 2 olabilmesi için mesela örneğin şöyle tekrar büyüdüğüm mesela şuradan bir sayı gelmiş bununla eşleşmiş ve 3 bölü 2 olmuş o sayının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Zaten sana da neyi soruyor? Kaç farklı kökü vardır diyor. Hangi kökleri vardır demiyor. Ama sadece orası değil dikkat edersen. Yapman gereken şey o 3 bölü 2'den geçecek şekilde bir yatay doğru çiziyorsun. Ve senin doğrun bu grafiği kaç kere kesiyorsa senin o kadar kökün var demektir. 2, 3 ve 4 kere kestik öyle değil mi? O zaman senin cevabın 4 olacak. Neden? Çünkü mesela örneğin eksi 4'ün işte sağ tarafında bir de eksi 3.5. Mesela eksi 3.5 gitmiş 3 bölü 2. ile eşleşmiş. Ya da 1 ile 2'nin arasında 1.5 mesela. 1.5 ne yapmış? Gitmiş. Bununla eşleşmiş. Ya da işte 2 ile 5 arasında herhangi bir sayı ne olduğunu hiç önemi yok. 2.7, 3.7, 4.7 gibi bir sayı. Buna gitmiş. Bununla eşleşmiş. O yüzden cevabın 4. Yani ne yapacakmışız? İşte burada bize deseydi ki, deseydik ki fx eşittir 4 eşitliğini sağlayan kaç tane vardır? Hadi onu da yeşille çizelim. Şimdi ne istiyor benden? Y'nin 4 olmasını istiyor. Hemen 4 gidiyorsun. 4 burada değil mi? Buradan çiziyorsun. Kaç kere kesiyor? 1 kere. O zaman fx eşittir 4'ü 1 tane değer vardır diyeceksin. Ya da mesela başka bir e, renk alalım. Ne alalım? onu da mavi alalım. Mesela desin ki fx eşittir. Ne desin? Eksi 3 desin. Eksi 3 kaç tanedir? Kaç tanedir? Eksi 3 hemen bakacaksın. Eksi 3 şuralarda bir yerde öyle değil mi? Hemen çizeceksin. Yatay. Bak kesti bir tane. Burada da bak grafik bitmiş olabilir ama sonuçta ne yapıyor? Devam ediyor bu şekilde. Bir tane de burada kesti. Eksi 3'ü sorsaydı cevabında 2 olacaktı. Şimdi bu soru bize normal fonksiyonla ters fonksiyonun nasıl işlediğini daha rahat gösterir. Biz o yüzden şu f 2 ile f'in tersinde 0'a bakalım öncelikle bak. Şimdi sonuçta bunları sırayla bulacağız. Şimdi f eksi 2 bulalım. Öncelikle bizim fonksiyonumuz ne? Bizim fonksiyonumuz f 3x eksi 2 eşittir. Her zaman y'yi verir öyle değil mi? Peki terste olduğu zaman ne oluyordu? Bunların içleri yer değişiyordu. F'in tersinde y eşittir 3x eksi 2 olacak. Şimdi nereye hangisini koyacağımıza güzel karar vermemiz gerekiyor. Şimdi burada ee, 3x eksi 2 bize ne lazım f eksi 2 yani bu içerisinin ne olması lazım eksi 2 o zaman x yerine yazacağımız şey ne sıfır öyle değil mi buraya sıfır yazarsak eksi 2 o zaman gidip neyi bulman gerekiyor arkadaşlar denklemde yani grafikte sıfır nereye gidiyor buna bakacaksın peki denklemde sıfır nereye gidiyor sıfır bakıyorsun ikiye gidiyor tabii ki o zaman bunun cevabı iki olur. Peki tersten geldiğimde işler nasıl değişiyor? Tersten geldiğimde bana f'in tersinde sıfır soruyor burada. Yani y'nin sıfır olmasını istiyor. Peki y'nin sıfır olduğu yer neresiydi? Y'nin sıfır olduğu yer şurası değil mi? Peki burada hangi sayı yazıyor? Eksi 3. Yani gidip buraya eksi 3 yazmanı istiyor senden. O zaman 3 çarpı eksi 3 eksi 2. O zaman ne oldu burası? Eksi 9, eksi 11. Yani az önce burayı eksi 2 yapacak şekilde değerlendirdik. Ama burada direkt gidip ne yaptık? Burada direkt gidip eksi 3 yazdık. Aradaki fark bu. Şimdi tekrar diğerlerine dönecek olursak. Bunu zaten bulduk sırayla. Biri eksi 11, biri 2 çıktı. Şimdi f eksi 14'e bakalım. Yani f eksi 14'ü bulabilmek için. Onun da rengini değiştirelim. Şimdi eksi 14 olabilmesi için şuranın eksi 14 olması gerekiyor. Peki onun için x yerine ne yazman lazım? Eksi 4. O zaman gidip eksi 4'ün neye gittiğine bakman gerekiyor. Eksi 4 neye gidiyor? Eksi 1'e. O zaman bunun cevabı da ne olacak? Eksi 1. Değil mi? Şimdi f'in tersinde 3'e bakalım. Yani şuranın 3 olmasını istiyorum. O zaman gidip F'in 3 olduğu yere bakıyorsun. F nerede 3'müş peki? F burada 3. Yani pardon. Y burada 3. Peki hangi x'ten geliyor o? Yine 3'ten geliyor. O zaman gidip bu sefer ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. 3 yazdık. 3 kere 3 9. 2 çıktı. 7. Yani bulduğumuz değerler bunlar. Bunları da gidip burada bulduğumuz yerlere yazarsak bize cevabı verecek zaten. Değil mi? Şimdi bu İrem'in attığı sorulardan biriydi. Önce şurayı yapalım. G bileşke F de eksi 3'ü soruyor. Bu ne demek? Bu önce G'nin içinde F eksi 3'ü bul demek. Öyle değil mi? Şimdi gidip şu G. Şimdi gidip F eksi 3'ü bulmam lazım. Gidiyorum ama F X artı 2'ye dönüşmüş. O yüzden sen bunu ne diyeceksin? Ya Fx'e döndürmen lazım. Fx'e döndürebilmek için öteleme falan yapman gerekiyor. Ama burada şekilleri biraz daha karışık. Ötelemek diyen ziyade şöyle düşün. Ben buranın içinin ne olmasını istiyorum? Eksi 3 olmasını istiyorum öyle değil mi? Ne yazarsam eksi 3 oluyor. Eksi 5. O zaman gidip eksi 5'in karşısına bakacaksın. Eksi 5'in karşısına eksi 1. O zaman sırada neyi bulmak var? G eksi 1'i. Çünkü F eksi 3'ün cevabını bulduk. Şimdi g eksi 1'i bulalım. Gidiyorum g'ye. g de karışmış. O zaman g x eksi 1 fonksiyonu var burada bak. Bunun için eksi 1 olması için x'e ne vermen gerekiyor? Tabii ki 0 yazman lazım. O zaman gidip 0'a bakıyorsun ve g ile nerede eşleştiğine bakıyorsun. Şimdi 0 burası bak 0 burada ve g fonksiyonuna nerede dokunmuş? Tam şurada yani yukarıda 5 ile eşleşmiş. O zaman g eksi 1'in sonucu da 5. Yani buranın sonucunu 5 bulduk. Tamam. Şimdi diğerinde g'nin tersinde 0. Şimdi burada işler biraz daha değişiyor. Bak. Şimdi tekrar sonucun ne olmasını istiyorsun bu sefer? Sonucun 0 olmasını istiyorsun. Öyle değil mi? g'de 0. g'de 0 nerede? g fonksiyonunda nerede 0 olmuş? Burada. 4'te. Değil mi? Şimdi bak az öncekinin tam tersi olarak bu sefer burayı 4 yapmaya çalışmıyorsun. Sen burayı 4 buldun mu? O zaman buraya direkt 4 yazıyorsun. Yani 4 eksi 1'den ne çıkacak? 3 çıkacakmış orası. Şimdi burayı 3 bulduk artık. Şimdi F'in tersinde neye bakmamız gerekiyor? 3'e bakmamız gerekiyor. O zaman sonucun 3 olduğu yere gidiyorum. F'de. F'de sonuç nerede? 3 bak 3 nereden? 2'den gelmiş. Değil mi? O zaman gidip F'in içine 2 yazıyorsun. 2 yazınca ne oluyor? 2 artı 2'den. 4 oluyor. O zaman buranın sonucu da 4'müş. Az önceki 5'ti. Buranın sonucu da 4. O zaman topladık ne yaptı? 9.